Merhabalar, 2024 Kuzemli. KPSS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Merhabalar, herkes hoş geldi. Nasılsınız, keyifler yerinde mi? Meryem Hocam, hoş geldin, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar, sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Evrim Hocam, Ümran Hocam, hoş geldiniz. Rüveyda Hocam, Melek Hocam. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor 2000 son günleri? Umarım herkes çok iyidir, keyfiniz çok yerindedir. Rıdvan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. İnşallah hep birlikte daha da iyi oluruz. Kimler nerelerden katılıyor bakalım? Kimler hangi sınavlara hazırlanacak? Bugünkü seminerimiz KPSS öğrencilerimizi içeren bir seminer. Ama bölümlerimiz neler? Hangi sınavlara giriyoruz? Çorum'a sevgiler ve saygılar o zaman. Kayseri, ÖABT, Kimya, Diyarbakır. Çok güzel. Niğde var. Harika. Makbule Hocam, canlı derslerimiz haftaya başlıyor. Melek Hanım A grubu. Seval Hanım Kayseri. Çok güzel. Ümran Hocam Ordu, İstanbul. Çok güzel. Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz var. Çocuk gelişimi, muhasebe öğretmenliği, DİKAP çok güzel. Harika. Sosyoloji var. Demet Hocam, formasyonunuz var mı? Bu yıl sosyolog ataması olmayacak 25'te. Biliyorsunuz bu yıl çiftli bir yıl arkadaşlar. Sadece A grubu ve öğretmenlerin atanabildiği bir yıl. Aynı şekilde halkla ilişkiler ve tanıtımda da alan olmayan öğrenciler çiftli yıllarda merkezi atamalarla atanabiliyorlar. Bu bilgiye sahipsinizdir zaten. Okul öncesi öğretmenlerimiz var, zümrelerim, meslektaşlarım. Hoş geldiniz. Ben Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba bu arkadaşlar. Birçoğunuzla tanışıyor olabilirim bu arada. Daha önceki seminerlerime katılanlar varsa zaten tanışmışızdır. Aranızda Tekuzem'e kayıtlı olan öğrencilerimiz de var. Onlarla birebir telefonla da görüştük zaten. Bugün özellikle Kasım ayına girmeden ciddi KPSS hazırlık süreci olan öğrencilerimize özel dolu dolu bir içerik hazırlamak istedim. Sizinle bir araya gelmek istedim. Çünkü kendi bireysel öğrenci koçluğu görüşmelerimde de çok fazla aldığım bazı geri bildirimler var. Geneli kapsayan geri bildirimler ve çok fazla hatalı alışkanlıklarımız da var. Kaybetmemize vesile olan şeyler de var. Bunlara bugün değinelim ve bütün sorunlarımızı çözmüş bir şekilde bu seminerden ayrılalım istiyorum. O yüzden kıymetli öğrencilerim, herkes hazırsa sıcak çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak seminerimiz başlıyor. Ve seminerimize öncelikle 90 plus puan alabilmek için mitlere değil, gerçeklere inanmanız gerektiğiyle başlamak istiyorum. Ve bu seminerde tamamen gerçeklere kulak vermenizi isteyeceğim sizden. Şimdi en çok benim bireysel görüşmelerimde aldığım geri bildirimlerden bazıları şunlar arkadaşlar. Öncelikle öğrencilerin zihninde kalıplaşmış düşünceler ve o düşüncelerin doğruluğuna yüksek bir inanç var. Yani bu olmazsa olmaz. Bu olmazsa olmaz ama öğrenci bunu deneyimleyerek değil, tamamen duyumlarla, tamamen yani kendi kendine aslında bu duyumları da oluşturuyor. Herhangi bir referans kaynağı yok ya da bunun böyle olmasını sağlayacak ya da bunu kanıtlayabilecek bir içerik yok ama bazı mitler var. Eminim içinizde bu mitlere hala inananlar ve gerçeklerin bunlar olduğunu düşünenler de var. Ama ben bugün bu mitleri yıkmayı planlıyorum. Özellikle dediğim gibi bu seminerin içerisinde bu mitleri de dahil ettim. Çünkü önce bunu kırabiliriz ki sonra daha yenilikçi, daha bireysel bir hazırlık sürecini kabul edebilelim. Kabul edelim ki uygulayabilelim arkadaşlar. Şimdi en çok karşılaştığım birinci mit ünlü hocalar. Bir öğretmen radikalliği var ne yazık ki bizim ülkemizde. Falanca hoca çok başarılı, kesin onun kursuna kaydolmalıyım. Filanca hoca olmazsa olmaz. Sanki sınavı öğretmen kazandırıyor gibi bütün sorumluluğu öğretmenlere atıyoruz arkadaşlar. Bu çok fazla karşılaştığımız bir durum. O yüzden ben diyorum ki öğrencilerime, ünlü X hocadan ders almak sınavı kazandırır dediklerinde
O X hocanın binlerce izleyen öğrencisi var. Bu öğrencilerden yüzde kaçı sınavı kazanmış? Yani her izleyen kazanamıyor arkadaşlar. O yüzden iş size de düşüyor. Benim sizden ricam, kendi sorumluluğunuzu ne bir öğretmene, ne bir kitaba, ne de başka bir şeye atmayın. Üzerimize düşeni yapalım. Ama ne öğretmen, ne kaynak, bunlar asıl kazanma amaçları değildir, araçlardır arkadaşlar. Ben de bir öğretmenim. Tabii ki bütün hocalarımız değerli. Ve bugünlere emek vererek geliyorlar. Her birinin başımızın üzerinde zaten yerleri var ve onlar işlerini layığıyla yapıyorlar. Ama başarı öğrencide bitiyor arkadaşlar. Doğru değil mi? Yoksa hiçbir öğretmen öğrencisine sihir yapmaz. Ben bir öğretmenim. Dersime giren, benimle tanışan hiçbir öğrencime bugüne kadar sihir yapmadım. Böyle bir gücümüz yok zaten. Mesela bir düşünün. O çok takip ettiğiniz YouTube'da ya da başka platformlarda yüz binlerce belki milyonlara ulaşmış izlenme oranı olan öğretmenleri düşünün. Binlerce öğrenci bu öğretmenin videolarını izledi, ondan ders aldı. Hepsi atandı mı? Hayır. Hepsi yüksek net yaptı mı? Hayır. Çünkü KPSS'de atanma oranı zaten sınırlı. Ve herkesin aynı hocadan ders alıp aynı başarıyı elde etmesi mümkün değil arkadaşlar. X hocanın dersi sizin öğrenmesinize ve eksikliklerinize uygun olmayabilir. Unutmayın ki kıymetli öğrencilerim, KPSS doğru ders çalışma disiplini gerektiren bir sınavdır. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. İkinci mitim. X yayınını mutlaka kullanmalısın. Bu yayını kullanan herkes atanıyor. Ve genelde böyle Telegram ya da WhatsApp gruplarında görüyorum. Arkadaşlar şu yayını kesinlikle alın. Arkadaşlar bu denemeyi kesinlikle çözün. Ya iyi niyetli önerilerde bulunulduğunun farkındayım. Ama arkadaşlar bu iyi niyetleri doğru bir şekilde süzgecimizden geçirmezsek tamamen copy paste olur. Uygun olan kişiye dereceye götürür belki bir yayın ya da bir öğretmen, ama uygun olmayan kişi için de tam bir hüsran yaratabilir. Gerçek ne burada? Yayınlar birer araçlardır kıymetli öğrencilerim. Sınav başarısının hiçbir zaman tek bir belirleyicisi yoktur. Her öğrenci için en iyi yayın farklı olabilir. Özellikle KPSS'de binlerce yayın evi var, binlerce yayın var, edinebileceğiniz binlerce kaynak var. Farklı yayın evlerinin farklı yaklaşımları vardır. Tek bir yayın evi veya kaynak üzerine yoğunlaşmak sizi sınırlayabilir. Biz sizin sınırlanmanızı istemiyoruz, kendinizi kısıtlamanızı istemiyoruz. Çünkü yüz binlerce soru kalıbı var arkadaşlar. Envai çeşit soru var. Her birini görmen gerekiyor. Her birinin yaklaşımını doğru bir şekilde uygulaman gerekiyor. Hiçbir zaman tek bir yayın öğrenciyi başarıya ulaştıramaz. Farklı kaynaklardan öğrenmek, aynı konuyu farklı açılardan görmenize ve anlam derinliği kazanmanıza yardımcı olur. Ayrıca önemli olan kitap değil arkadaşlar, sistematik çalışma alışkanlıklarını edinmenizdir. Anlaştık mı? Ümran hocam, tebrik ediyorum. Sen şu an atandın mı? Tebrikler. O zaman geliyorum arkadaşlarım. Üçüncü bitime. Yine en çok aldığım geri bildirim. Hocam YouTube'dan, X sitesinden, Y sitesinden video izlerim bedava nasılsa. Neden para vereyim ki? Neden tek üzeme kayıt olayım? Neden o üzeme kayıt olayım? Neden bu üzeme kayıt olayım? Neden dershaneye gideyim ki? Bu bana zaten yeter diyorsunuz arkadaşlar. Ama unuttuğunuz bir şey var. Özellikle YouTube'dan çalışan öğrencilerin beni kulaklarını açarak dinlesinler. Arkadaşlar YouTube herkese açık bir alan değil mi? Sen izliyorsun, rakiplerin izlemiyor mu? Bu sınavda milyonlarca öğrenciyle yarışmıyor musun? Herkesin aynı videoyu izleyerek hazırlandığını düşün. Kim kimi nasıl eğleyecek? Aynı öğretmeni sen de takip ediyorsun. Aynı yayını sen de alıyorsun. Aynı siteden sen de sıralı bir şekilde izliyorsun. Kim kimi yenecek? Kim kimden daha fazla net yapacak? Ve şunu asla unutmayalım arkadaşlar. Denetim yok. Arkadaşlar size ücretsiz verilen hiçbir eğitim,
kadar da özenilerek ya da denetim uygulanarak bütün bilgilerin güncel tutulduğundan emin olunarak verilmez. En nihayetinde ücretsiz zaten. Ama bizim bir denetim mekanizması, özellikle güncel mi değil mi? Müfredatta var mı, yok mu? İşime yarar mı, yaramaz mı? Bunların ayrımını çok iyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden bilgilerin doğruluğu, yanlışlığı, güncelliği bunları bilmeniz gerekiyor. Elbette ders çalışırken ücretsiz yayınları tabii ki de kullanın. Ama asıl çalışma aracınız YouTube ya da bir başka yer olmasın arkadaşlar. Çünkü özellikle şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Hiçbir YouTube kanalı ya da ücretsiz eğitim veren öğretmen sizin seviyenizi bilerek size özel ders anlatmaz. Genel geçer bir anlatım vardır. İleri seviyede olan öğrenci de izler. Temel seviyede olan öğrenci de izler. Ve orada pasif bir bilgi alışverişi var ama ben bu bilgiyi aldım mı, öğrendim mi, öğrenemedim mi tamamen muallak. Eğer atanmak istiyorsanız kıymetli öğrencilerim, öğrenme yapınıza, seviyenize göre sadece kendinize özel bir çalışma programı hazırlamalı ve performansınızı daima takip ederek pasiflikten aktif çalışma sürecine geçmelisiniz. Anlaştık mı? Bu arada kimler kendi imkanlarıyla çalışıyor arkadaşlar şu anda? Ya da kimler destek alıyor? Birçoğumuz kendi imkanlarımızla çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Peki destek olan, dershaneye giden, farklı kurumlara kayıt olanlar var mı aramızda? Arkadaşlar özellikle bu kadar tasarruf tedbirleri, Milli Eğitim Akademisi artık iyice o çemberin daralmasından sonra ben şunu bir öğrenci koçu ve bir öğretmen olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki artık işimiz daha zor. Ve zor olan bir süreci ciddiye almak zorundayız arkadaşlar. Eğer atanmak istiyorsanız hedefimiz atanmak olmayabilir. Hedefimiz her yıl sınava girip çıkmak olabilir. Sonuç almamaya alışmış olabiliriz ya da biz kendimizi o koltukta görmüyor olabiliriz. Sözüm onlara değil. Benim sözüm gerçekten atanmak isteyen öğrencilere, çember bu kadar daralmışken artık üzerinize düşenin çok daha fazlasını yapmak zorundasınız kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum en çok aldığım yine geri bildirim dördüncü mitime. Saatlerce ders çalışmak başarı getirir. Yani bunu formülleştirdiğimde ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olursun eşittir diyor öğrenciler. Ben de bu eşitliği bozuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekler çok daha farklı. Neden? Çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemlidir kıymetli öğrencilerim. Uzun saatler boyunca çalışmak yerine kendinizi hırpalamak, yormak, yıpratmak yerine öğrenme stilinize uygun yöntemlerle ders çalışmalısınız. Eksikliklerinizi ya da iyi olduğunuz konuları çok iyi bilip analiz etmeniz gerekiyor. Bu sayede hangi konuya ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini bilerek zaman kaybının önüne geçersiniz ve koca bir yıl boyunca boşa kürek çekmemiş olursunuz arkadaşlar. KPSS bir bayrak yarışıdır. KPSS bir maraton gibidir. Akıllı ve dengeli çalışmak kazanmanızı sağlar. Strateji kurmazsanız, üzülerek söylüyorum, elenenlerden biri siz olursunuz arkadaşlar. Şimdi geliyorum artık mitleri yıktık, gerçekleri öğrendiğimize göre şimdi gelelim bu gerçekliklerle örtüşen bir çalışma modeli. Gerçekliklerle örtüşen bir program nasıl olmalı? Bu programda neler olmazsa olmaz. Karşınızda Leyla arkadaşlar. Leyla da tıpkı sizin gibi bir KPSS öğrencisi. KPSS'ye hazırlanıyor. Ve Leyla doğru çalıştığı için öğrenme karakterini analiz ediyor. Derslerdeki seviyesini tespit ediyor. Seviyesine göre hangi türde, hangi konuda çalışmalar yapacağını daha çalışmaya başlamadan önce belirliyor. Öğrenme yapısına, seviyesine, günlük ders çalışabileceği süreye ve sınava kalan zamana göre sadece Leyla'ya özel bir çalışma programına sahip ve Leyla bütün bu koşullarla
çalışmalarına başlıyor arkadaşlar. Karşınızda Leyla'nın çalışma programındaki ilk hafta. Herkes lütfen programı bir 10 saniye incelesin. Kimlerin ne dikkatini çekecek çok merak ediyorum. İnceledik mi? Bakalım neler dikkatimizi çekti. Merak ediyorum. Arkadaşlar Leyla'nın çalışma programında birinci haftada farkındaysanız dersler, konular ve o konuda ne çalışacağı, ne kadar süre çalışacağı, çalıştıktan sonra ne kadar puan alacağı ve o çalışmayı yapıp yapmadığı görünüyor. Hanginizin programı böyle? Yoksa sizin programınız eski usul Türkçe çalış bir saat mi acaba? Bu kadar detaylı bir programa sahip olan biri var mı? Aynen öyle. Bu programı görünce arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam benimki program değilmiş ki. Yani sadece kendini yönlendiriyorsun. Matematikten şu kadar saat çalış. Arkadaşlar ne çalışacağını, ne kadar çalışacağını bilmezsen yaptığın çalışmanın bir anlamı yok ki. Sen ne çalışacağını biliyorsun. Orada kaç sekte çalışacağını biliyorsun. Yaptığın çalışmanın sonucunda kaç puan cebine koyduğunu, ne kadar kâr elde ettiğini biliyorsun ve o çalışmayı yapıp yapmadığını biliyorsun. İşte Leyla'nın yapay zeka destekli hazırlanan tek uzak programında arkadaşlar bizim bütün kayıtlı öğrencilerimizde bir haftalık programı bu minimalde hazırlanıyor. Biz önce bütün öğrencilerimizin eksikliklerini analiz ediyoruz. Bunun için özel seviye belirleme sınavlarını öğrencimize alıyoruz. Mesela öğrenci Türkçe'de cümlede anlam konusunda kolay soru çözümü yapmalı. Neden? Çünkü öğrenci bu konuda dördüncü seviyede öğrenci konu anlatımını, ön hazırlığı tekrara geçmiş. Artık bu öğrenci soru çözümü yapacak. Kaç saat? 2,5 saat. Peki bunu tamamladığında sınavda kaç puan alacak bu konuda? 1,66 puan. Tamamladın mı? Geldin, tamamlayı tıkladın, tamamlandı. Ama rasyonel sayılarda biz öğrenciye konu anlatımı çalıştırıyoruz. Neden? Çünkü Leyla rasyonel sayılar konusunda ikinci seviyede yani konu anlatım seviyesinde. Ne kadar çalışacak? 1,5 saat. Kaç puan alacak? 0,72 ve çalışmayı tamamladı. Tarihte yine konu anlatımı 6 saat çalışacak, 2,53 puan alacak ve Leyla birinci haftadaki tamamlamadığı iki tane konu var. Kırmızı ile işaretledim. Türkiye'de nüfus ve yasama konusunu tamamlamadı. Peki yapay zeka tamamlamadın. Evet ama ben seni sıradaki konuya geçireceğim diyor mu arkadaşlar? Hayır. İkinci haftaki programına aynı şekilde birinci hafta tamamlayamadığı bütün çalışmalarını ekliyor ve Leyla bu çalışmaları tamamlamak zorunda. Yani ben hep derim arkadaşlar, sistemin ya da programın sizin size bırakmaması gerekiyor. Hiçbir öğrenci programın uygulayıcısı ve yapıcısı olamaz. Yani hem sen yaptın hem sen uyguladın. Bu çok gerçekçi değil arkadaşlar. Çünkü kişi kendine objektif yaklaşamaz. Belki bu konuları önemsemeden aman geçen hafta yapacaktım yapmadım neyse geç sıradakine diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir kontrol mekanizması kesinlikle şart. İkinci haftada bak Türkçe'de yerine yeni konu geldi. Neden tamamladı? Matematikte, tarihte yeni konu geldi. Coğrafya, vatandaşlıkta yeni konu gelmedi. Çünkü daha geçen haftakini yapmadı ki. Önce bunu yapacak. Ve hepsini tamamladığında bizim sistemimiz Leyla'ya diyor ki Leyla ikinci haftadaki performans karnende %100 verimlisi. Performansın tam istediğimiz düzeyde ve 100 kişi arasında şu an başarı sıralaması olarak 26. sıradasın diyor. Peki gelelim Leyla'nın 3. haftaki programına. Arkadaşlar Leyla artık matematik ve tarihte bak rasyonel ve Osmanlıyı burada konu anlatımı demişti değil mi? İlk haftanın programına geri gittim. Konusunu başarılı bir şekilde tamamladığı için artık sıradaki çalışma türüne yani tekrara geçebiliyor.
Coğrafya, vatandaşlık ve Türkçe'de de yeni konular çalışıyor. Ve şunu da unutmuyoruz ki arkadaşlar, Leyla'nın unutma hızına göre bir tekrar yapması gerekiyor. Bu sende farklı, bende farklı, onda farklı olabilir. Ben burada Leyla'nınkinden bahsediyorum. Birinci hafta tamamladığı matematik ve tarih dersindeki konu anlatımlarının tekrarını biz Leyla'ya üçüncü hafta yaptırıyoruz. Ve üçüncü haftada tamamladığı yeni konuların yerine de yeni konu anlatımları geliyor. Ve bunu düşünün ki arkadaşlar, sınava 35 hafta var. Yapay zeka bunu 35 kez yapıyor. Her hafta için ayrı 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 yapıyor. O yüzden diyorum, bizim evde kendi imkanlarımız, YouTube, falanca hoca, filanca kaynakla böyle bir çemberin içinde dönüp 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 başarıyı istememiz de, profesyonel bir destek alıp da, arkadaşlar şu an beni görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz değil mi? Anlık bir kopukluk oldu sanıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O yüzden kıymetli öğrencilerim, şu an kendi imkanlarınızla ücretsiz yayınlar ya da herkesin tercih ettiği, herkesin takip ettiği çok standart, geleneksel eğitim veren kurumlarla ilerleyerek bu kadar disiplinli bir şekilde ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Eğer kazanmak istiyorsanız ki artık dediğim gibi kazanmak şu süreçte çok daha zor. Daha eleyici davranıyor artık ÖSYM ve mülakat süreci, işte Milli Eğitim Akademisi ya da devletin tasarrufa gitmesi gibi kısımlarda belki alımlar daha azalacak, belki fazlalaşacak. Artık o kısmı kenara koyuyoruz. Çünkü biz her halükarda az da olsa çok da olsa atanmak istiyoruz. Bu yola baş koyduysak arkadaşlar, geçmiş yıllarda bir çalışıyorsak şu an üç çalışmak zorundayız. İsterseniz siz de Leyla gibi tek uzemli olun. İsterseniz başka herhangi bir dershaneye gidin ya da evde kendiniz ders çalışın. Ama çalışırken arkadaşlar şunları asla unutmamalısınız. Öğrenme yapınıza uygun şekilde verimli ders çalışmalısınız. Seviyenizi tespit etmeli ve hangi konuya ne kadar süre ayıracağınızı bilmelisiniz. Her dersi baştan sona konu anlatımı yaparak çalışmamalı, seviyenize uygun türde çalışma yapmalısınız. Çalışma programınızı sadece kendinize özel hazırlamalısınız. Hazırlarken de öğrenme yapınızı ve seviyenizi asla ve asla göz ardı etmemelisiniz. Ve en önemlisi sadece program hazırlamak değil, programa uyumluluğunuzu, veriminizi yani performansınızı sürekli takip etmeli, işi şansa bırakmamalı, sınavda kötü bir sürprizle karşılaşmamak için belirli periyotlarda objektif bir şekilde performansınızı ölçmeli ve gerekli yerlerde de strateji kurup gerekli aksiyonları almalısınız. Çünkü kıymetli öğrencilerim, KPSS bir eleme sınavıdır. Bu sınavı dönem boyu disiplini elden bırakmayan ve doğru stratejiyi kuran öğrenciler kazanır. Haksız mıyım arkadaşlar? Değil mi? Peki arkadaşlar, şu an kim bu söylediğim kriterlere uygun çalışabiliyordu? Aynen öyle. Bu arada şunu da net bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şu an biliyorum sizin içinde bulunduğunuz psikoloji çok iyi bir psikoloji değil ya da yaşadığınız toplum baskısı, ailenizin belki kendinizin sizden beklentileri, belki aranızda yıllarca bu sınava hazırlanan, emek veren ama sonucunu alamayan, gittikçe umutsuzluğa kapılan öğrencilerim var. Ama bu yıl farklı olsun istiyorsanız arkadaşlar, işe önce kendinizi değiştirerek, önce çalışma sistemimizi, mantığımızı değiştirerek başlamalıyız. Bizim şu an KPSS için A grubu da dahil, ÖABT'ler de dahil, genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri kursları da dahil. Tamamen yapay zeka destekli, öğrenciye özel, bireysel program hazırlayan akıllı bir sistemimiz var arkadaşlar. Bu sistemi satın alan bütün öğrencilerimize biz bütün video derslerimizi, ders notlarımızı, deneme sınavlarımızı, dijital kaynaklarımızı, kamplarımızı ve canlı eğitimlerimizi de ekstra hediye ediyoruz. Eğer hala destek almadıysanız ve kendinize bu yatırımı yapmak istiyorsanız, ben kesinlikle bizim eğitimlerimizi de
değerlendirmenizi isterim arkadaşlar. Sayfamıza girdiğinizde eğitim programlarının içerisinde KPSS eğitimlerinde hazırlandığınız bütün sınavların eğitim içerikleri ve ücret bilgileri yer alıyor. Şu an hala erken kayıt avantajlarımız devam ediyor. Kasım ayında eğitimlerimiz başlıyor ama zaten biz canlı ders odaklı bir kurum değiliz. Yapay zeka destekli bir eğitim alacağınız için kayıt olur olmaz arkadaşlar. Bütün videolarımızdan, bütün seviye belirleme sınavları ve analizlerimizden ve size özel hazırlayacağımız ders çalışma programınızdan hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak isterseniz de şu an bu seminere özel kullanım tarihi yarın yani 26 Ekim saat 17'ye kadar geçerli %20'lik bir indirim kodu ileteceğim arkadaşlar. Bu kodla birlikte satın almak istediğiniz bütün eğitimlerimizi satın alabilirsiniz. Kayıt olur olmaz hemen sisteminiz aktif hale zaten geliyor. Sizin bana sorularınız var mı? Kesinlikle. Kesinlikle Rüveyda Hocam. Yani bizim eğitimlerimizde zaten arkadaşlar bakın benim mitleri yıkmaktaki amacım neydi? Bizim Tekuzem olarak yaklaşık 10 yıldır piyasada olan şu an hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hem Teknokent'e bağlı ve bu kadar fazla öğrenciye erişebilen Türkiye'deki tek uzaktan eğitim kurumu biziz arkadaşlar. Bizim herhangi bir rakibimiz yok. Çünkü rakip kurumlara baktığınızda hep mitleri destekler nitelikte. Yani hep kitap, hep öğretmen falanca hoca bizde gel bize kayıt ol. Tamam ama o hoca mı bana sınavı kazandıracak? Eğer öyleyse öğretmenin sihir yapması gerekiyor. Yani bir derste 1.000 kişi var arkadaşlar. 1.000 kişinin kaç tanesi kazanıyor? Öğrencide hiç mi bir rol yok? Yani neden bu öğrencilere biz doğru yöntemleri öğretelim? Öğrenci kendini tanısın, eksikliklerini bilsin, doğru çalışsın denmiyor da öğretmen ön plana çıkarılıyor. Çünkü zor olan bu. Zor olan farkındalık yaratmak. Biz doğru seçiyoruz arkadaşlar. Tekuzem olarak dediğim gibi bu alanda tekiz. Herhangi bir rakibimiz yok. Biz de hiçbir zaman hiçbir öğrencimiz ne bir öğretmen için ne canlı ders için ne bir kitap için gelmiyor. Bizim özel bir sistemimiz var. Patenti bize ait. Bu sistem bana sınavı kazandıracak diyor ve sistem için kayıt oluyor. Ben kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Lütfen bu kadar mitler ve gerçekleri kıyasladıktan sonra hala mitleri destekler nitelikte zaman kaybedip emeğinizi boşa vermeyin. Gerçekleri görün. Farkındalık umarım yaratabilmişimdir. Doğru yöntemlerle bu yıl sürecin en başında disiplinli bir şekilde ilerleyin. Kazandığınızı sizler de bizler de göreceğiz arkadaşlar. Fark yaratacağınıza eminim. Gerçekten size ve kendimize çok güveniyoruz. Tüm eğitimlerde geçerli %20'lik indirim kodundan faydalanmak için şimdi sistem yöneticimin ilettiği linke tıklamanızı rica edeceğim. Bu linke tıkladığınızda öğrenci koçlarımız arkadaşlar sizi arayacak. Hem ücret indirimli tutar ya da sormak istediğiniz diğer soruları da yanıtlayacaklar. Ücretlerimiz zaten sitemizde yer alıyor. Bu tutarlara %20 indirim yaptığımızı düşünün arkadaşlar. İşte sadece GGK var, GGK eğitim bilimleri var, A grubu eğitimlerimiz var arkadaşlar. Hepsinden %20 indirimle kayıt olmuş olacaksınız. Yani site tutarlarının çok daha altına tekabül ediyor olacak. Evet, indirimden faydalanmak için sadece ilettiğimiz linke tıklayıp ben Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli kıymetli öğrencilerim. İndiriminizin süresi yarın 17'ye kadar. Yani yaklaşık 24 saatiniz var. Ailenizle, eşinizle görüşün, maddi olarak bağlı olduğunuz kişiler varsa. Şu an bu tutarlara da bu kalitede bir yapay zeka destekli eğitim almak zaten arkadaşlar mümkün değil. Diğer kurumları da görüyorsunuzdur ya da onlarla da görüşüyorsunuzdur. Onların eğitim modelini de biliyorsunuzdur. Bir modelleri yok hani sadece eğitim içeriği var ama tabii ki de bu noktada hem tutar olarak çok tercih edilen bir kurumuz hem de tutarı geçtim arkadaşlar. Tutar yüksek olsaydı da böyle bir sistem için bu yatırımı öğrencinin kendisine yapması zaten gerekiyordu. Umarım 2025 yılı hem sizin hem Tekuzem'in yılı olur arkadaşlar. Güzel ve etkin aktif katılımınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer Tekuzem'le olursanız zaten sizi ilk ben arayacağım.
Sistem kullanımı ile ilgili detaylı olarak bilgilendireceğim. Daha çok 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 sık kayıtlı olan öğrencilerimize özel seminerlerimizde zaten görüşeceğiz. Eğer olmazsanız da umarım bütün başarılar ve güzellikler sizi bulur. Umarım doğru yöntemlerle çalışıp bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırmayı başarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın kıymetli öğrencilerim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.